Barcelona Baskonya ve Real Madrid'den sonra da Valencia mağlubiyeti aldılar ve 11. maçında 7. yenilgisini de tatmış oldu. Nasıl buldun karşılaşmayı? Şimdi Fenerbahçe Beko'ya baktığımda ben o motivasyonu, o isteği göremiyorum. Ara ara oyuncuların iyi oynadığı, ki mesela Danilo Bartel'e burada ayrı bir yere koymak lazım Danilo Bartel'i. Evet. Bence Fenerbahçe Beko'nun iyilerinden de ama yani Valencia gibi bir takıma karşı bile, ki Valencia zaman zaman savunmada sıkıntı yaşayan bir takım, bir kazanç elde edemedik. Nesne TV'den herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar diliyoruz. EuroLeague video programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı EuroLeague'de ve Orkun İnçer'le bu haftayı konuşacağız. Detaylı olarak özetlerle değerlendireceğiz. Orkun merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine sürprizler oldu. Evet. Hepsini konuşacağız. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Tabii pandemi sebebiyle eksik maçları olan takımlar da var. Onları da konuşacağız ama bir şekilde 11. haftayı tamamladık. CSKA Moskova Real Madrid karşılaşmasıyla 11. haftaya başlayalım. Turkish Airlines EuroLeague'in 11. hafta karşılaşmasında Real Madrid'i 74-73 mağlup eden CSKA Moskova üst üste 6. toplamda 8. galibiyetine ulaştı. Maça iyi başlayan Rus ekibi ilk 2,5 dakika Real Madrid'e sayı imkanı vermese de periyodun bitimine 3 dakika kala skorda 13-13'lük eşitlik vardı. Trey Tompkins'in basketleriyle öne geçen İspanyol ekibi Real Madrid çeyreği 20-17 üstün tamamlamayı başardı. İkinci periyoda hızlı başlayan Real Madrid, Lul ve Randolph'un basketleriyle farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkardı. Clyburn, James ve Voigtman'la sayılar bulan ev sahibi CSKA Moskova, farkı eritse de soyunma odasına 38-35 geride gitti. Karşılıklı basketlerle geçilen 3. çeyreğin sonunda Clyburn ve Mike James'le etkili olan CSKA Moskova son bölüme 58-55 önde girdi. Real Madrid, Tompkins'in 22 saniye kala bulduğu üçlükle 71-70 öne geçti. Bitime 2 saniye kala Mike James'ten üçlük basket faulle 4 sayı birden bulan CSKA nefes kesen mücadeleyi 74-73 kazanmayı başardı. Maçı 28 sayıyla tamamlayan Mike James, CSKA Moskova'nın son periyotta ürettiği 16 sayının 14'üne imzasını attı. 4 oyuncunun çift taneli sayılara ulaştığı Real Madrid'de ise NBA'ye giden Facundo Campazzo'nun yokluğu fazlasıyla hissedildi. Evet, çok heyecanlı bir karşılaşma. Son saniye basketiyle de Rus ekibi galibiyete uzandı bir sayılık farkla. Üst üste 6. toplamda da 8. galibiyetini aldı CSKA Moskova. Nasıl buldun karşılaşmayı? Valla bir kere Facundo Campazzo'nun yokluğu Real Madrid'de bu maçta önemliydi ki ben de CSKA Moskova'nın kazanmasını bekliyordum. İlk programda hatırlarsan Mike James'i konuşmuştuk. Oynamamıştı o hafta biz programa ilk başladığımız zaman ve dengeleri değiştirecek bir oyuncu demiştim. Evet. Son saniye demeyeyim tabii sonra Tavares'i basket buldu Real Madrid ama o son hücumda 3 artı 1 inanılmaz bir üçlük. Yani direkt kapıyı kapattı. Hani sadece üçlük olsa tamam diyeceğim ama bir de artı foul. CSKA burada ilk yarının sonlarına doğru Real Madrid bir ara farkı 7-8 sayıya kadar çıkardı ama orada ben hani şunu gördüm, CSKA Moskova'nın o sert, arada zaten takımlar uyguladığı o sert savunması var. Onunla bence maçı kazandı. O evet. İkinci çeyreğin sonundaki o yaptığı sert savunma. Çünkü maç bir ara kopma noktasına geldi. Campazzo'yu Real Madrid aradı ve aramaya devam edecek. Ama işte Mike James faktörü diyeyim. Ara ara tabii Will Clyburn'un ekstra performansı. Bence normal, yani iyi olan kazandı. Evet, devam ediyoruz. Zalgiris Kaunas Zenit karşılaşmasıyla. KC
Turkish Airlines EuroLeague'in 11. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas'ı Litvanya'da 83-75 mağlup eden Zenit, deplasmanlardaki 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Zalgiris Kaunas ise evinde üst üste 4. kez mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk 6 dakikası Geoffrey Lovren ve Will Thomas'ın karşılıklı basketleriyle 11-11 berabere geçildi. İlk çeyrekte tam 13 sayı atan Austin Hollins'in devreye girmesiyle farkı açan Zenit, periyodu 23-15 önde tamamladı. Kevin Pangos'un üçlüğüyle 31-17 öne geçen Zenit, farkı korudu ve soyunma odasına 45-32 üstün gitmeyi başardı. İkinci yarıya da iyi başlayan Rus ekibi 14-2'lik seriyle farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde toparlanan Zalgiris Kaunas periyodu 17-5'lik seriyle tamamladı ve son çeyreğe girerken farkı 14 sayıya kadar indirdi. Zalgiris bitime 6 dakika kala farkı 8 sayıya kadar indirse de Austin Hollins ve Alex Portris ile rakibinin daha fazla kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Zenit mücadeleyi 83-75 kazandı. Zenit adına karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla oynayan Austin Hollins oldu. Will Thomas 16 sayı 7 rebound, Kevin Pangos da 13 sayı 7 asistle oynadı. Zalgiris Kaunas'ın en skorer ismi ise 4'te 4 üçlük isabetle 18 sayı atan Marius Grigonis oldu. Evet, 83-75 Zenit galibiyeti. Deplasmandaki 5. galibiyetlerini aldı bu arada Zenit. Çok formdalar. Zalgiris de onun tam tersi, biraz daha formsuz diyebiliriz ve üst üste evinde 4. kez mağlup oldular. Orkun, nasıl buldun karşılaşmayı? Hayal kırıklığı Zenit. Zalgiris Kaunas, Zenit de herhalde EuroLeague şampiyonu olacak, evet, bu gidişte. Barcelona'yı yenmişlerdi. Ya Hollins inanılmaz bir performans gösterdi. Zalgiris Kaunas'ın ben artık kazanmasını bekliyordum. Ki son programda da seninle maçları konuşurken en hani öne çıkan maç bence Zalgiris Kaunas galibiyet demiştim. Maalesef çok ekstra bir şut performansı. Özellikle Hollins'den. Tabii ki Will Thomas burada önemli. Evet. Portis'in çok ekstra bir üçlüğü var. Çünkü bir ara 25 sayı fark düştü 8 sayı farka. Oradan belki geri döner dedim ama başaramadı bunu. İyi takımlarla oynamıştı Zalgiris ve hep maçın içinde kalmıştı. CSKA Moskova, Real Madrid gibi. Arda arda gelen mağlubiyetler vardı. Artık ben Litvanya'da Zenit gibi bir takımı yenerler diye düşünürken çok ekstra bir hücum performansı. Zalgiris Kaunas aslında çok kötü oynamadı. Yani bir ara 25 sayılardan bahsediyoruz ama hep bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani şurada işte el üstü üçlükler ekranda görüyoruz. Buna hiçbir takım bir şey yapamaz ki. Evet. Zamanında ben mesela bir Anadolu Efes Zenit maçı hatırlarım. Hatta orada da Hollins inanılmaz bir performans göstermişti. Yine kazanmıştı Anadolu Efes, ayrı konu ama işte şutlar bir maç alıp götürebiliyor. Çok ekstra şutlar geldi. Zenit yoluna devam ediyor. Barcelona'da yenmişlerdi. Evet. Ki Barcelona diyorum özellikle çünkü EuroLeague'in en formda, en iyi takımlarından bir tanesi şu anda Barcelona. Bakalım Zalgiris Kaunas bu mağlubiyet serisine nerede nokta koyacak? Evet, devam ediyoruz. Temsilcimiz Anadolu Efes Kızıl Yıldız deplasmanına gitti ve karşılaşmadan 75-64 galip ayrıldı. Temsilcimiz Anadolu Efes, Brian Dunstan, Tibor Plyce, Vasilije Micić ve Rodrik Boboa'dan yoksun çıktığı Belgrad deplasmanında Kızıl Yıldız'ı 75-64 mağlup ederek 10. maçında 6. galibiyetini elde etti. Maça iyi başlayan ev sahibi Kızıl Yıldız ilk 4 dakika temsilcimize sayı atma imkanı tanımadı ve 8-0 öne fırladı. Singleton'ın basketleriyle farkı eriten Anadolu Efes, Moerman ve Simon'un sayılarıyla ilk periyodu 16-14 önde tamamlamayı başardı. İkinci periyoda müthiş başlayan Anadolu Efes, Burak'ın Tuncer ve Shane Larkin'e Moerman'ın da eşlik etmesiyle 15. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı.
Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ev sahibi Kızıl Yıldız, Walden ve Dobrich'te bulunduğu sayılarla farkı eritti ve soyunma odasına 4 sayı farklı 40-36 geride gitti. İkinci yarının başında tam bir Efes fırtınası vardı. Shane Larkin önderliğinde Moerman, Singleton ve Anderson'la üst üste basketler bulan temsilcimiz bir ara 19 sayı farklı öne geçtiği periyodu 67-50 üstün bitirdi. Karşılaşmanın son çeyreği ise düşük skorlu geçti. Sadece 3 basketle 8 sayı üretebilen Anadolu Efes, hücumda kötü olmasına rağmen Kızıl Yıldız'ı 14 sayıda tutunca mücadeleyi 75-64 kazanmayı başardı. Maçın son 6 dakikasında sayı üretemeyen Efes'in en skorer ismi 18 sayı üreten Shane Larkin oldu. Altıda 5 isabetle üçlük kullanan Adrian Moerman ise 17 sayı 9 reboundla oynayarak karşılaşmanın MVP'si seçildi. Ev sahibi Kızıl Yıldız'ın en skorer ismi ise 14 sayı atan Corey Walden oldu. Ve 11 sayılık farkla temsilcimiz galibiyete uzandı. 10. maçında da 6. galibiyetini aldı Anadolu Efes. İkinci periyotta aslında Efes iyiydi, onu da hemen söyleyelim. Buran ve Shane Larkin de çok etkiliydi aslında. Kızıl Yıldız ise maça iyi başladı ama sonrasında tabii 4. periyotta çok etkili değillerdi ve mağlup oldular. Nasıl buldun temsilcimiz, öncelikle bununla başlayalım. Ya bir kere bu kadar eksiğe rağmen böyle bir galibiyet çok değerli, çok önemli ki Anadolu Efes'teki eksikler saydığımızda herhangi bir Euroleague takımında direkt ilk 5 başlama potansiyeli olan oyuncular. Yani evet. Pota altında bir kere iki tane önemli oyuncunuz. Yani Brian Dunstan, Tibor Plyce, işte Rodrick Boboa gibi çok zaman zaman çok öne çıkan bir skorer. Tabii maçtan önce biliyorsun milli maçları olduğu için işte Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Burhan Tuncer, hani bu oyuncuların durumu da belli değildi. Oynadılar ve çok değindiler. Özellikle Shane Larkin, yine o geçen sezonki Anadolu Efes'i izledik Shane Larkin'le birlikte. Hı hı. Çok değerli bir galibiyet. Genelde Kızıl Yıldız hani böyle Euroleague'in üst sıra takımlarından değildir ama her zaman bu deplasmanlar zordur. Evet. Tabii ki yani taraftarların olmaması rakip takımlar için bir avantajı oluyor ama üzerine düşeni fazlasıyla yaptı Anadolu Efes. Umarım da bu şekilde başarılı yoluna devam eder. Evet, temsilcimize başarılar diliyoruz ve 11. haftaya devam ediyoruz Olympiakos Baskonya karşılaşmasıyla. Üst üste iki maçı ertelenen Olympiakos, 14 gün aranın ardından 5 eksikle çıktığı parkede Baskonya'ya 90-76 kaybetti. İspanyol ekibi ise bu galibiyetle beraber bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti aldı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 8-8'lik beraberlikle geçilirken Alec Peters'la üst üste 6 sayı bulan Baskonya periyodu 23-15 önde tamamladı. İkinci periyodun ilk 5 dakikasında rakibini 2 sayıda tutan Baskonya farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bir ara 22 sayı önde olan İspanyol ekibi soyunma odasına da 47-31 üstün gitmeyi başardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, tecrübeli oyuncuları Printezis ve Sulukas'ın basketleriyle 3 dakikada farkı 10 sayıya indirdi. Henry ve Dragic'le Olympiakos'a cevap veren Baskonya son periyoda 67-58 üstün girmeyi başardı.
Martin Hassan'la farkı 7'ye indirerek son çeyreğe başlayan Olympiakos, Peters ve Dragic'i durduramayınca bitime 5 dakika kala fark yeniden 18'e çıktı. Kalan bölümde ev sahibi Olympiakos'un çabaları sonuç vermedi ve Baskonya karşılaşmayı 90-76 kazandı. İspanyol ekibinde 17 sayı, 11 asist ve 6 rebound oynayan eski Tofaşlı Pierre Henry karşılaşmaya damgasını vururken Dragic 18, Peters 16, Podanaro da 14 sayı üretti. Olympiakos'ta ise Sulukas ve Printezis 15'er sayı kaydetti. Evet, Olympiakos'ta üst üste iki maç ertelenmesi yaşadılar ve iki haftalık bir aranın ardından da 5 eksikle maça çıktılar. Aslında İspanyol ekibi de çok daha etkiliydi diyebiliriz. Son çeyrekte de Peters ve Dragic'in de çok takıma katkı sağladığını söyleyebiliriz. Nasıl buldun İspanyol ekibinin galibiyetini? Ya bir kere her Olympiakos konuştuğumuzda seninle şunu söylüyorum. Eski sertliklerine değiller. Eskiden bu takım çok iyi savunma yapardı. Zaten Final Four, evet, şampiyonluklar vesaire. Ama gitgide bu takım güç kaybetti ve şimdi Pire'de, Yunanistan'da Baskonya'dan 90 sayı yemek. Yani normalde biz eskiden Olympiakos'tan bunu çok fazla görmezdik ama evinde 90 sayı yiyen ve oyuncularından skor katkısı alamayan bir takım var. Baskonya beklediğimden iyi gidiyor. Geçen sezonun İspanya Basketbol Ligi, evet, şampiyonu ki büyük sürprizdi. Ne kadar böyle devam eder Baskonya hala benim için soru işareti. Çünkü bana çok güven veren bir takım değil. Ama bunu söylemek çok kolay değil ama Olympiakos'tan çok bir beklentim yok şu görüntüsüyle. Evet, devam ediyoruz Alba Berlin kimki karşılaşmasıyla. Turkish Airlines EuroLeague'de alt basamaklarda bulunan iki takımın mücadelesinde Alba Berlin kimki 180 mağlup etti. Kimki üst üste ikinci kez potasında 3 haneli sayılar görerek yenilmiş oldu. Rakibine ilk 3 dakika sayı atma imkanı vermeyen Kimki ona 0'la öne fırladı. Alba Berlin rakibini 17-17'de yakalasa da Kimki periyodu 24-20 önde tamamlamayı başardı. İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayarak öne geçen Alman ekibi 5-3 sayılık isabet buldu. Bu bölümde üstünlüğü elden bırakmayarak soyunma odasına 50-44 önde gitti. İkinci yarıya Luke Sigma ve Nils Jiffin basketleriyle başlayan Alba Berlin 15. dakikayı 60-49 önde geçti. Sigma Jiffy ikilisiyle sayılar bulmaya devam eden ev sahibi ekip 3. periyodu da 15 sayı farkla 77-62 üstün bitirdi. Son periyotta rakibinin her hamlesine karşılık veren Alba Berlin farkı daha da açtı ve mücadeleyi 180 kazandı. Alba Berlin'de 20 sayı, 9 rebound ve 5 asist üreten Luke Sigma karşılaşmanın MVP'si oldu. Nils Jiffy 4'te 4 üçlükle 22 sayı kaydederken Ben Lammers 18 sayı, 7 rebound, Peyton Siva da 6 sayı, 10 asistle oynadı. Monroe 23 top kaybı yapan Kimki de Alexis Şivet ve Jordan Miki 7'şer kez de bu alanda başı çekti. Takımın en skoreri 20 sayı atan Jonas Jerebko oldu. Evet, alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesiydi ve yüksek skorlu bir maçtı aslında. Alba Berlin 20 sayılık farkla Kimki'yi mağlup etti. Nasıl buldun karşılaşmayı Orkun? Sana geçen hafta Kimki ile ilgili bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Hayatımda gördüğüm en rahat takım. Evet, evet. Yani 100 sayı yediler Alba Berlin deplasmanında ki Alba Berlin'in yani mevcut durumu ortada şu anda. Tam beklediğim gibi bir karşılaşma oldu. Yüksek skor bekliyordum, tempolu bir basketbol bekliyordum, savunmaların çok düşük olmasını bekliyordum, hücumların çok etkili olmasını bekliyordum. 180 sayı çıktı. Yani bir EuroLeague maçında 180 sayı gerçekten çok yüksek bir toplam sayı. Valla yani kim ki bu şekilde oynamaya devam ederse zaten
hiçbir şekilde bir başarı elde edemeyecek. Çok çok rahat bir takım. Yani savunmada bakıyorsun bazı maç, yani şu anda da görüntü değişti mesela. Yani elini bile uzatmıyorlar. Hücumda eline gelen bazen topu atıyor. Normal bir sonuç. Alba Berlin'in bir CSKA Moskova galibiyeti vardı. Çok ekstra. Sezonun en sürpriz sonuçlarından bir tanesiydi. Bu normal. Yani kim gibi bir takıma kendi ellerinde 100 sayı atması biraz ekstra gelebilir ama normal. Gayet beklediğim gibi bir karşılaşma izledik. Evet, devam ediyoruz 11. haftaya. Maccabi Tel Aviv kendi evinde Milano'yu ağırladı ve karşılaşmadan 86-85 mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta bitime 2 saniye kala yediği basketle Valencia'ya kaybeden Maccabi Tel Aviv, bu kez de uzatmanın bitimine 3 saniye kala yediği basketle Milano'ya 86-85 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Maccabi ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti ve ilk çeyreği 20-18 üstün tamamlamayı başardı. Ev sahibi üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdürdü ve son 3,5 dakikaya 35-31 önde girdi. Ancak kalan bölümde rakibine sayı atma imkanı vermeyen Milano 15-0'lık seriyle soyunma odasına 46-35 önde gitti. Üçüncü çeyrek de 59-53 Milano'nun üstünlüğüyle geçildi. Bitime 28 saniye kala Hunter'ın basketiyle 70-66 öne geçen Maccabi, 18 saniye kala Kevin Punter'ın üçlüğünde bir de foul yapınca rakibine 4 sayı şansı tanıdı. Will Beck'in üçlüğü girmeyince mücadelede normal süre 70-70 berabere sonuçlandı. Will Beck'in serbest atışlarıyla uzatmanın bitimine 14 saniye kala 85-84 öne geçen Maccabi, bu kez de Malcolm Delaney'in 3 saniye kala gelen basketine engel olamayarak karşılaşmayı 86-85 kaybetti. İtalyan ekibinde en skorer isim 18 sayıyla Kevin Punter olurken Maccabi'de Will Beck'in ve Bryant 17'şer sayı üretti. Evet, Maccabi Tel Aviv yine şanssızlıklar serisine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Valencia'ya saniyeler kala kaybetmişlerdi. Yine İspanyol ekibine de bu hafta da 3 saniye kala kaybettiler. 86-85 nasıl buldun karşılaşmayı Orkun? Yani şanssızlık mı desek yoksa orada bir hata mı desek bilemiyorum. İşte çok ekstra oyuncular böyle durumlarda sahneye çıkıyor. Mesela Malcolm Delaney. Evet. Bence Armani Milano'nun kilit oyuncusu oydu. Will Beck'in evet hani Maccabi'nin büyük değeri. Ama ben biraz daha farklı bir oyun bekliyorum. Çünkü Maccabi'nin buna ihtiyacı var. Maccabi 2 kazanıyor, 3 kaybediyor. Çok ekstra galibiyetler alıyor. İşte mesela bir Zalgiris Kaunas galibiyeti vardı. Çok farklı. Valla Armani Milano yıllardır çok iyi kadrolar kurar. Ama bir türlü o başarı gelmez. Bu sezonda çok zor. Yani maçı kazanmana rağmen bunu söylüyorum. Maccabi dediğim gibi bu şekilde devam edecek bence. 2 kazanacak. 2 kaybedecek, 3 kazanacak, 5 kaybedecek. Bu şekilde devam edecek gibi geliyor. İki takım da hala bana güven vermiyorlar. Evet, 11. haftaya devam ediyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Valencia'yı ağırladı ve karşılaşmadan 90-86 mağlup ayrıldı. Arda arda dördüncü kez İspanyol bir rakiple karşılaşan Fenerbahçe Beko, Barcelona, Baskonya ve Real Madrid'den sonra Valencia'ya da 90-86 kaybederek 11. maçında 7. mağlubiyetini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta üstünlük tam 9 kez el değiştirdi ve Fenerbahçe Beko ilk 10 dakikayı 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ortasından itibaren savunmasını sertleştiren sarı lacivertliler Pierre'in basketleriyle farkı açtı ve Veseli'nin son saniyedeki takip smacıyla soyunma odasına 43-33 önde gitti.
İkinci yarının başında adeta Valencia fırtınası vardı. Ne olduğunu şaşıran sarı lacivertli basketbolcular 3,5 dakika boyunca sayı üretemedi. On sıfırlık seri yakalayan İspanyol ekibi skorda 43-43'lük eşitliği yakaladı. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Eden'in basketleriyle üstünlüğü bir kez daha ele aldı ve son periyoda 64-59 önde girdi. Final periyoduna Derek Williams ve Prepel için serbest atışlarıyla başlayıp farkı eriten Valencia 1 dakika 17 saniye kala maçta 5 sayı öne geçti. Fenerbahçe'nin Lorenzo Brown'la rakibini yakalama çabaları sonuç vermedi ve Valencia sahadan 90-86 galip ayrıldı. Maccabi karşılaşmasındaki son saniye basketiyle zaferi getiren Van Rossum 20 sayıyla Valencia'nın ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Eski Fenerbahçelilerden Derek Williams 13, Nikola Kalinic ise 9 sayı üretti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de Pierre 18, Ali Muhammed 16, Lorenzo Brown da 14 sayı kaydetti. Evet, Fenerbahçe Beko temsilcimiz üst üste dördüncü kez İspanyol maalesef ekiplerinden yüzü gülmüyor. Barcelona, Baskonya ve Real Madrid'den sonra da Valencia mağlubiyeti aldılar ve 11. maçında 7. yenilgisini de tatmış oldu. Nasıl buldun karşılaşmayı? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Bir takım kötü bir ekip bile olsa, Fenerbahçe Beko için bunu söylemiyorum ama kötü bir ekip bile olsa bu tip maçları motivasyonuyla, isteğiyle kazanabilir. Bunu biz çok kere gördük. Yani mesela biraz sonra bir maç konuşacağız. Asvel Barcelona biraz. Evet. İki takım arasındaki güç farkı ortada. Neler olduğunu zaten haftanın konuşacağız. Haftanın sürpriziydi diyebiliriz aslında. Yani yılın sürprizlerinden bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe Beko'ya baktığımda ben o motivasyonu, o isteği göremiyorum. Yani maçı izlerken de göremiyorum. Ara ara evet ki Fenerbahçe Beko'nun işte son çeyreğe girerken önde olduğu bölüm var. Ara ara oyuncuların iyi oynadığı ki mesela Danilo Bartel'e burada ayrı bir yere koymak lazım Danilo Bartel'i. Evet. Bence Fenerbahçe Beko'nun iyilerinden de ama yani Valencia gibi bir takıma karşı bile ki Valencia zaman zaman savunmada sıkıntı yaşayan bir takım bir kazanç elde edemedik. Açıkçası nasıl da Fenerbahçe Beko düzlüğe çıkacak onu da bilmiyorum. Yani mesela bundan bir sonraki maçta da ondan sonraki maçta da aynı koç, aynı kadro. Ha bu arada koç kötü demiyorum. Oyuncular da bireysel olarak kötü demiyorum ama bir eksikler var. Hep birlikte göreceğiz. Çok bir beklentim yok maalesef. Evet, devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko Valencia karşılaşmasının ardından Panathinaikos Bayern Münih maçına bakacağız. Turkish Airlines EuroLeague'in 11. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i ağırlayan Panathinaikos üst üste 4 mağlubiyetin ardından bu kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Bayern Münih, Weiler ve Lulic'in basketleriyle 10-5 öne geçti. Papayannis önderliğinde 13-0'lık bir seri yakalayan Panathinaikos ilk çeyreği de 18-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe de 8-0'lık bir seriyle başlayan ev sahibi ekip bir anda farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Oldukça tempolu geçen bu periyodun sonunda soyunma odasına önde giden taraf 44-35'lik skorla ev sahibi Panathinaikos oldu. Baldwin,
İkinci yarıda Bayern'in hamlelerine cevap veren Panathinaikos son bölümde Sisko ve Weiler'in basketlerini engel olamayınca fark 6 sayıya indi. Son çeyrekte Zipser'in üçlüğüyle fark 3 sayıya indiren Bayern Münih'e cevap Papayannis ve Papapetru'dan geldi. Son bir hamle yapıp bitime 3,5 dakika kala farkı 2'ye indiren Alman ekibi Nedovic'i durduramayınca sağdan 83-76 mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren isim 17 sayı 6 asistlik performansıyla Nedovic oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Bayern Münih'te 20 sayıyla oynayan Lulic oldu. Evet, Panathinaikos üst üste 4. yenilginin ardından artık galibiyetle tanıştı. Bakalım önümüzdeki haftalar nasıl olacak. Bayern Münih'te de aslında sezonun en iyi oyuncularından, en skoreri Lucic'ti diyebiliriz. 20 sayılık bir sayı farkı var. Onu da hemen söyleyelim. Nasıl buldun Panathinaikos'u Bayern Münih karşısında? Ya az önce söylediğim mesela motivasyon, istek. Bunların hepsi bu maçta Panathinaikos'ta vardı. Bayern Münih sezonun sürpriz ekiplerinden bir tanesi. İyi gidiyorlar. Çok önemli galibiyetlere imza attılar ama tam bir tepki maçı oldu bu Panathinaikos adına. O reaksiyonu çok iyi bir şekilde gösterdiler ve Bayern Münih'in zaman zaman o savunma sorunlarını da çok iyi çözdüler. Zaten bu şekilde geldi galibiyet. Ki Bayern Münih de hücum anlamında çok kötü oynamadı. Panathinaikos da eski Panathinaikos değil. Mesela Olympiakos eski Olympiakos değil, Panathinaikos eski Panathinaikos değil. Ama Panathinaikos bence son dönemde bir tık önde. İki takım da hala ben ilk 8 yapacaklarını düşünmüyorum. Biraz zor görüyorum. Bayern Münih bu kadar iyi gitmesine rağmen, ki seninle onu da konuştuk. Bir yerde birazcık yavaşlayacak demiştik Bayern Münih. Valla iki takım da ilk 8'i zorlar ama şu mevcut durumda evet Bayern Münih iyi gidiyor ama ben hala zor görüyorum. Evet, sürpriz bir karşılaşmayla devam edeceğiz. 11. haftanın son maçı Asvel Barcelona maçına bakalım. Turkish Airlines EuroLeague'in zirvesindeki Barcelona üst üste 7 galibiyetin ardından beklenmedik bir şekilde Asvel deplasmanında 80-68 kaybetti ve haftanın sürprizine imza attı. Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Asvel, Barcelona'nın her hamlesine cevap verdi. Tempolu geçen ilk çeyreğin sonunda serbest atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğünü koruyan Fransız ekibi periyodu 25-19 önde tamamlamayı başardı. Savunmasını iyice sertleştiren Asvel 14. dakikada 10 sayılık farkı yakaladı. Barça, Mirotić ve Stims ile basketler bulsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 45-36 üstün girdi. Mirotić ve Kalates ikilisiyle ikinci yarının başında farkı 5 sayı indiren Barça'ya Lighty ve Bako ile cevap veren Asvel farkı yeniden çift tanelere çıkardı. Bir ara 16 sayı öne geçen Asvel son periyoda 65-53 önde girdi. Final bölümünde Barcelona çok kötü hücum edince rakibinin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Asvel 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından lideri 80-68 devirerek haftaya damgasını vurdu. Asvel'de David Lighty 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Norris Cole 14, Alaric Freeman da 12 sayı üretti. Barcelona'da Mirotić 14, Kalates 12 sayıyla oynadı. İspanyol ekibinde başka hiçbir oyuncu çift taneli sayılara ulaşamadı.
Evet, Asvel iyi başladı karşılaşmaya ama Barcelona cephesinden bakarsak haftanın sürprizi mi desem, sezonun sürprizi mi desem çok şaşırttı. Ve 7 galibiyetin ardından Asvel deplasmanında kaybetti İspanyol ekibi. Finalde de 4. periyotta da kötü hücumları vardı tabii ki. Sonuç malum. Neler söylersin Asvel Barcelona karşılaşması için? Özellikle Barcelona ile ilgili fikirlerini merak ediyorum. Bilmiyorum ne demeli. 68 sayı sadece evet. Asvel'e karşı. Asvel'in Barcelona'ya karşı bulduğu 80 sayı ki şu maçı hatırlatayım sana. Asvel Zenit 53-66. Konuşmuştuk evet, geçtiğimiz 53 haftalardan. 53 sayı atmıştı o evet. maçta ki aynı salonda yine. Çok keyifsiz bir karşılaşma olduğunu söylemiştik. Of çok evet. kötüydü gerçekten. CSK Moskova, Alba Berlin, Asvel, Barcelona. Bu iki maç şu anda yılın en sürpriz iki sonucu. Bu ikisini yani birbirinden çok da fazla ayırt edemiyorum. Şimdi... Yani Barcelona'nın farklı kazanmasını beklerken 12 sayılık bir mağlubiyet. Burada da yine motivasyon ön planda tabii. Yani biraz orada maçı ben nasıl olsa kazanırım havasına gelirseniz bir kere baştan 1-0 kayıp başlıyorsunuz maça ki biraz onu gördük. Özellikle de son çeyrekte çok kötü hücum etti Barcelona. Evet. Belki o geri dönüş olabilir diye ben bekledim. Asvel de tabii çok ekstra oynadı. Onu ayrı bir yere koymak lazım. Sezonun belki de en sürpriz sonucu. Evet, ilerleyen haftalara bakacağız tabii ki. Böyle bir karşılaşma olur mu olmaz mı göreceğiz. Asvel Barcelona karşılaşmasının ardından özetleri bitiriyoruz ve Top 10'la devam edeceğiz. 11. haftanın en iyi 10 hareketine bakalım şimdi. Evet, Top 10'u izledik. En iyi 10 hareket 11. haftada. Ben CSKA-Real Madrid karşılaşmasında tabii konuşmuştuk ilk maçımızda. Mark James'in üçlüğünü çok beğendim.
Sen ne dersin? Hangisi göze çarpıcıydı bu hafta? Net Mike James. Ama zaten İkincin var mı bu arada sezonun... onu da soracağım. İkincim şöyle, orada Peyton Siva yazıyordu ama ben kim maçında Alexey Şivi'de yapılan bir blok var orada. Evet. Direkt blok yapmıyor aslında, orada topu tutmuş. Yani topu böyle alıp da başka bir yere göndermiyor. Orada bir işte fast break çıkışı var. Ama Mike James. Yani inanılmaz, bir de üçlük artı foul. Yani orada direkt Real Madrid gibi takıma karşı fiş çekiyorsunuz. Ve karşılaşmanın da zaten sonucunu getirdiği için çok kritik. Çok önemli bir karşılaşma. Çok önemli bir yerde gelen üçlük artı foul. Direkt Mike James diyerek yayını noktalayabiliriz. Evet Orkun, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Bir programdı her ben zamanki gibi. Ederim. Ağzına emeğine sağlık. Evet, Rolik videonun bu haftalık sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.